Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Eli Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Denemelerimize hız kesmeden devam ediyoruz ve geldik 12. denemeye. Sizleri hiç bekletmeyeceğim. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Oynatma listelerine mutlaka göz atın. Sizler için güzel denemeler var. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihinden. Beğenirseniz sevinirim. Soru bizden ne istiyor hocam? Metinde özellikleri verilen de sana aşağıdakilerden hangisidir? Hunjerme mücadelesinin konu alındığı bir destandır. Bu destanda Atilla, barışsever, büyük otoriteye sahip, yalnız asillere karşı kılıç sallayan bir lider olarak tanıtılır. Tanrı'nın kırbacı, cesur kavimlerin efendisi, Etsel ya da Aris'in kılıcı olarak bilinen Atilla'yı anlatan destan Nibelungen destanıdır değerli arkadaşlarım. Igor destanı Kumanların Rusların destanına konu olduğu destandır değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki Kıpçak'ta Rusların Igor destanına konu olmuştur. Oğuz Kağan destanı Asya 10 hükümdarı Metan'ı anlatan destandır. Yaradılış destanı Altay, Altay Türklerini anlatan destandır. Yani Altay Türkleri tarafından ele alınan destandır. Ergenekon Gök anlatan destandır. Cevabımız Nibelungen destanı olacaktır. İkinci sorumuz şöyle. Verilen gelişmelerden hangileri Alparslan dönemine aittir? Şimdi sevgili arkadaşlarım hükümdarların özelliklerini bilmemiz lazım. O dönemde neler yaşandı bilmemiz lazım. Ani kalesinin alınması doğru mudur? Doğrudur. Bundan dolayıdır ki halife tarafından kendisine Ebul Fet unvanı verilecek. Doğunun ve batının hükümdarı unvanının verilmesi bu kişi Alparslan değil Tuğrul Bey'dir. Bunu eliyoruz. Gitti gitti gitti. İslam dünyasının siyasi liderliğinin Selçuklulara geçmesi keza aynı şekilde yine Tuğrul Bey dönemidir değerli arkadaşlarım. Cevabımız Ani Kalesi'nin alınması olacaktır. Yaşanan en önemli gelişme Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasıdır. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Türkiye Selçuklu tarihi ile ilgili. Anadolu Selçuklu Devleti'nde sahibi tarafından kiralama, satma, vakfetme ve miras bırakma hakkına sahip olunan toprak türü aşağıdakilerden hangisidir? İnşallah e, hızlı yapmadınız. Cevabımız mülki topraklardır. Biri demeniz değil mi? İkta. Biliyorsunuz ki Hazreti Ömer tarafından getirilen bir sistemdir. İlk uygulayan Büyük Selçuklu Devleti'dir. Osmanlı'da geliştirilmiş hali tımardır. Has yüksek rütbedeki kişilere verilen toprak gelirleri. Vakıf toplumun yararına e, çalışmalar yapan kurumlar. Miri devlete ait olan topraklardır. Anlaştık mı? Cevabımız mülkü topraklar olacaktır. Kişiye ait toprakları yer almış. Hızlı okumuyoruz. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Osmanlı Devleti'nin ilk medresesi olan İznik Medresesi'ne atanan ilk müderris aşağıdakilerden hangisi, hangisidir? Orhan Bey dönemine gideceğiz. Akşepsettin kimdir hocam? Fatih Sultan Mehmet Han'ın akıl hocasıdır. Bu değil. Ali Kuşçu Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'a getirilen dönemin matematik ve astronomi bilginidir. Molla Fenari Osmanlı tarihinin ilk şehir İslamı'dır. Davudi Kayseri doğru cevap Dursun Fakih Osmanlı tarihinin ilk kadısıdır. Cevabımız Davudi Kayseri olacaktır. Kayserili Davut Osmanlı tarihinin ilk öğretmenidir. Anlaştık mı? Devam edelim. Geldik 5. sorumuza. Yorum sorusu değerli arkadaşlarım. Dikkat ediyoruz. Dikkat ediyoruz. Derine inmiyoruz. Yorum sorularında arkadaşlarım çok fazla derine iniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Akıncıların temelini Osmanlı döneminde Köse Mihal atmıştır. Balkanlarda bir üç beyi olan bu Akıncılar sayesinde Osmanlı bakanlarda birçok fethi hareketleri gerçekleştirmiştir. Devletin tayin ettiği bu Akıncı Türk beyleri arasında Mihaloğlu, Evrenesoğlu, Turhanoğlu ve Malkoçoğlu en şöhretli olanlarıdır. 2. Murat döneminden itibaren sarayda yetişen kullar arasında da Balkanlardaki fethiler için Akıncı beyleri görevlendirilmiştir. Anladık değil mi? Devşirme kökenlileri uçlarda yöneticilik yapmış mı değerli arkadaşlarım? Yöneticilik yapmış. Değil mi? Bunu aldık. Uç dediğimiz sınır boylarıdır. Akıncıların devletin büyümesine katkı sağladığı. Şimdi Akıncılar bakın Fethi hareketlerinde bulmuşlar. Tamamdır. Uç birliğinde farklı uygulamalar var mı değerli arkadaşlarım? Farklı uygulamalar var. Böyle bir yorum yapabiliriz. Buna göre dediğine göre sizin güzel bir yorum yapmanız lazım değerli arkadaşlarım. Yani derine inmeyin. Anlaştık mı? Tamam mı? Tamam. Türk kökenli ve devşirme kökenli birlikler arasında çekişmelerin yaşandığı. Bunu burada bırak birazdan geleceğim. Devletin merkez yapısının güçlendirilmeye çalışıldı. Doğru mudur değerli arkadaşlarım? Doğrudur. Ee, i̇lerleyen zamanlarda 2. Murat ne yapacak? Balkanlardaki fetihleri saraydan seçecek. Tamam mı? Sevgili arkadaşlarım bakın. Akıncı ne demek? Keşif birliği demek. Temelleri zaten atılmış. Devşirmeler önemli faaliyetlerde bulunmuşlar. Ama Metinde Türk kökenli devlet adamları ile devşirme kökenli beyler arasında çekişmeler yaşandığı söylenebilir mi? Var mı çekişme? Yok. Bu Akıncılar yani keşif birlikleri devletin büyümesine katkı sağlamışlardır. Osman Bey döneminde başlayıp 2. Murat döneminde daha sistemli hale getirilmiştir. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Yorum sorularından sizden istediğim fazla derine inmemeniz. Geldik 6. sorumuza. Şöyle yakınlaştıralım biraz. Osmanlı Devleti'nde devlet adamı ve ordunun askeri ihtiyacı karşılanırken yöntemlerinden hangileri kullanılmıştır? Devşirme. Doğru mu hocam? Doğrudur. Enderun'da yetiştirilirler bunlar. Bunlar yeni Çinide olur, sadrazam da olur değil mi? İltizam. Peşin para usulü. Devletin nakit ihtiyacının karşılanmasıdır değil mi? İltizamları toplayan kişiye biz mültezim diyoruz. Bunu geç. Müsaadele Fatih Sultan Mehmet tarafından getirilen bir sistemdir. Kelime anlamı zorla alıkoyumdur. Buradaki amaç Otoriteyi güçlendirmektir değil mi? Ve özel mülkiyetin önüne geçmektir. Cevabımız yalnız bir olacaktır. Geldik. Diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde devşirme kökenlilerin getirildiği görevlerdendir? Şimdi siz burada neyi arayacaksınız? Seyfiye ve kalemiye sınıfını arayacaksınız. Çünkü 27 devşirme olmaz. Medreselerden çıkarlar. Müderris ilmiye sınıfına mensuptur. Öğretmen. Sadrazam seyfiye sınıfına mensuptur. Nişancı kalemiye sınıfına mensuptur. Bakın bunları ele alabilirsin. Ama 20. sınıfından birini alamazsın. Anlaştık mı? Sadrazam Serdar Ekrem ile savaşlara katılır. Nişancı ne yapar? Padişahın tuğrasını çeker. Devam edelim. Sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi fethedilen topraklar üzerinde tımar sisteminin uygulanma sebeplerinden biri değildir. Şimdi tımar sistemi uygulanırken İskan politikası doğrultusunda hareket ediliyor. A şıkkına baktığımızda fethi hareketleri hızlanacak mı hızlanacak. Yönetim tımar sistemiyle zaten güçlüdür. Bunu biliyoruz. Kapı kolu... bunu bırak. Aynı vergileri doğrudan tahsil etmek doğrudur. Vergilerin toplanması daha basittir. Tarşıya yönetimi yeniden yapılandırılır ve otorite çok güçlü olur. Sevgili arkadaşlarım kapı ordusu oluşturmak için tımar sistemine başvurmayacaksın. Tımar sistemi nerede yer alır? Taşya'da yer alır. Tımarlı sipahiler nerede yer alır? Taşya'da yer alır. Ama kapı kolu ordusu merkezde yer alır. Anlaştık mı? Dikkat ediyoruz bunlar genelde devşirme kökenlidir. Diğer sorumuz. Kapı ocakları içerisinde havan topu ve el bombası yapmakla görevli olan sınıf aşağıdakilerden hangisidir? Bunlar lağımcılarla çok iyi işler çıkarırlar. Bunlar tabii ki humbaracılardır. Ulufeciler ne yapar hocam? Ulufeciler sancağı korur, cebeci, silahların bakım ve onarımı. Lağımcılar tünel kadar topçular zaten adı üstünde. Topçu ocağını kuran birinci Murat'tır. Cevabımız humbaracılar olacaktır. Devam ediyoruz. Önemli bir ilim insanı var. Yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? 17. yüzyılda yaşamıştır. Avrupalılarca Hacı Halife ya da Hacı Kalfa adıyla bilinir. Coğrafya ile ilgili olan Cuhan Numa adlı eserin yazarıdır. Her zaman ÖSYM e size bilebileceğiniz bir öncül verir. Cuhal Numa'yı kaleme alan Katip Çelebi'dir. Mustafa Naima Efendi Osmanlı tarihinin ilk vakanı Evliya Çelebi Vakanüvüs ne demek hocam? Vakanüvüs tarih yazıcısı demek. Evliya Çelebi'yi biz seyahatname ile biliriz. İbni Batuta Orhan Bey için ne demiştir? Türkmenlerin en ulusu demiştir. Hoca Saadettin yine önemli bir kişi. Cevabımız Katip Çelebi olacaktır. Devam ediyoruz. Yukarıdakilerden hangileri doğrudan padişah yönelik isyanlar arasında gösterilebilir? Edirne olayıyla ne oldu hocam? 2. Mustafa tahttan indirildi. Yerine 3. Ahmet geldi. Patron Ali isyanıyla ne oldu? Üçüncü Ahmet tahttan indirildi. Birinci Mahmut geldi. Kabakçı Mustafa isyanıyla ne oldu? Üçüncü Selim tahttan indirildi. Yerine dördüncü Mustafa geldi. Suhte isyanları medrese öğrencileri tarafından çıkarılan isyanlardır. O yüzden cevabın 1, 2 ve 3 olacaktır. Anlaştık mı? Suhtenin kelime anlamı ilim aşığı demek değerli arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda ağır maliyetli uzun süren savaşlar yapması durumlarından hangilerine sebep olmuştur? Güzel yorumlar yapmamız lazım. Şimdi savaşlar uzun sürerse üretim azalır mı? Azalır. Bakın bu sadece Osmanlı için değil. 1. ve 2. Dünya Savaşı'nı da baz alabilirsiniz. Coğrafyada karşınıza çıkabilir. Hazine gelirleri azalacak mı? Azalacak. Çünkü sürekli savaşları gerçekleştireceksin. Bir de uzun sürüyor. Sana iyileşmeye ayrılan bütçenin arttırılması. Yani yorumu size bırakıyorum. Hazineden sık sık para çıkıyor. Devlet fakirleşiyor ve sana iyileşmeye ayrılan bütçeyi mi artıracaksın? Cevabımız 1 -2. Hadi bakalım. Geldik diğer sorumuza. İkinci meşrutiyetin ilanı, 31 Mart olayının bastırılması ve Baba Ali baskını gibi gelişmeler üzerinde etki olan grup aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakileri ben eklemişim. Hay maşallah. Jön Türkler, birinci meşrutiyetin ilanında rol oynamışlardır. Vatan ve hürriyet Mustafa Kemal inşallah kurduğu cemiyettir. İttihat ve terakki doğru cevap İttihat Osmani. Hayır. Hürriyet ve itilaf İttihat ve terakkinin baş düşmanıdır. İçinde damat Ferit var. Cevabımız İttihat ve terakki. Devam edelim. Birinci Dünya Savaşı'nı da onlar yönetecek zaten. Aşağıdaki devletlerden hangisi Osmanlı Devleti gibi Panslavizm politikasından olumsuz şekilde etkilenmiştir? Rusya'nın Balkan sahalarını kendi liderliği altında birleştirme politikası olan Panslavizm Osmanlı Devleti'nin dağılmasında etkili olmuştur. Ben sizlere ne demiştim? Balkanlar denilince aklınıza 3 tane devlet gelecek. Hangileri hocam? Osmanlı, Avusturya, Macaristan ve Rusya. En çok tetikleyen Ruslardır. Osmanlı'dan sonra Avusturya, Macaristan'da etkilenecek değil mi? Fransa, Almanya ile Alsace Loren sorununu yaşayacak. İngiltere güneşi batmayan imparatorluk. İtalya ham madde ve pazar arayışına yönelecek. Cevabımız Avusturya Macaristan. Geldik diğer sorumuza. Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan gelişmelerinden hangileri itilaf devletlerinin lehine sonuçlanmıştır? Rusya, Rusya'da Bolşevik ihtilalinin çıkması. Bu itilafların aleyhine yaşanan bir durumdur. ABD'nin savaşa katılması. ABD kimlerin yanında yer alacak? İtilafların lehine. Bulgaristan'ın savaşa katılması ittifakların lehine sonuçlanan bir durumdur. Yani Bulgaristan savaşa katılınca itilafların yükü ağırlaşmıştır. Değil mi? Sevgili arkadaşlarım cevabımız burada yalnız iki olacaktır. Rusya'nın savaştan çekilmesi ve Bulgaristan'ın savaşa katılması itilafların aleyhine sonuçlanmıştır. Geldik diğer sorumuza. 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğunu destekleme ve kalkındırma görünümü altında Osmanlı üzerinde etkisini giderek artıran devlet hangisidir? Biliyorsunuz ki özellikle Berlin Antlaşması'ndan sonra Osmanlı'ya yakınlaşan bir devlettir. Bu devlet Almanya olacaktır. İngiltere zaten Osmanlı topraklarına gözünü dikmişti. Mısır'ı işgal edecek. İtalya Trablus'a gözünü dikecek. Ruslar zaten tarihi boyunca sürekli Osmanlı'dan toprak talep etti. Fransızlar da Osmanlı'nın topraklarını işgal edecek. Bunların başında Tunus, Fas ve Cezayir geliyor. Cevabımız Almanya. Hatta Mustafa Kemal buna karşı çıkıyor değerli arkadaşlarım. Biz başka devletin sömürüsü altında değiliz diyor. Biz kendimizi yönetebiliriz diyor. Savaş sırasında bunu, bunları dile getiriyor. Bu maddelerden hangileri kayıtsız şartsız bağımsızlığın amaçlandığını gösterir. Sivas Kongresi'nin gündeminde yer alan maddelerden bazıları şunlardır. Yabancı işgalleri dirilme. Bakın. anahtar kelimeniz sizden bağımsızlığı istiyorsa %100 direnmeyi aldı. Direniş ne için yapılır? Bağımsızlık için. Mustafa Kemal'i kongre başkanlığına seçme. Çünkü liderlik özellikleri var. Bunun bağımsızlıkla alakası yok. Amerikan mandası. Manda ve himaye seni direkt bağımsızlığa götürsün. Bu da oldu. Ali Fuat Paşa'yı Umumi Kuvayi, Kuvay Milliye Komuda, e, atama. Sevgili arkadaşlarım bu durum temsil heyetinin hükümet olarak hareket ettiğini gösteriyor. Cevabımız 1 ile 3 olacaktır. Anahtar kelimeleri unutma. Geldik diğer sorumuza. Mustafa Kemal'in 1. TBMM'ye sunduğu 24 Nisan 1920 tarihli önergede aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir? Şimdi sevgili arkadaşlarım. TBMM başladıktan bir gün sonra Mustafa Kemal bir öneri yayınladı. Dedi ki meclisin üstünde güç yoktur. Meclisin karar ve uygulamalarında özgür hareket edeceği bağımsızdır. Kabine bismillah bunu bırak. Yasama yürütme ve yargı tek elde toplanacak çünkü savaş durumudur. Milli egemenlik ilkesi temel alınacak Egemenlik haysız, şartsız milletindir. Sevgili arkadaşlarım kabine sistemine ne zaman geçiliyor? Vatandaşlıktan bilirseniz siz. Cumhuriyetin ilanından sonra. Daha var yani. Devam edelim. Birinci TBMM'nin açılışı ile görev süresi sona eren kurulma çağdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz ki 23 Nisan 1920 yılında TBMM açılınca açılınca, <laughs> açılınca 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 temsiliyetinin görevi sona ermiştir. İcra vekilleri ve irşat heyetleri TBMM tarafından kurulmuştur. Heyeti merkeziye yok saltanat şurası denilince aklımıza Sevr Antlaşması'nın onaylanması geliyor değerli arkadaşlarım. Sevr'i imzalayan şuradır. Cevabımız heyeti temsiliye olacaktır. Sevgili arkadaşlarım ee, mesela bazı kaynaklarda bilgiler farklı veriliyor ya ben o yüzden bazı şıklarda size bilgi vermiyorum. Çünkü kaynaklar farklı değerlendiriyor. Kafanız karışmasın diye ben bu bilgileri sizlere vermiyorum. TBMM hükümetinin Londra konferansına temsilci göndermesinin sebepleri arasında hangileri yer almaktadır? TBMM. Şimdi sevgili arkadaşlarım olaya bakın. Mustafa Kemal bu konferansın sonuçsuz kalacağını biliyor zaten. Peki neden temsilci gönderdi? Yorum yapmamız lazım. 1- Barışta yana olduğunu gösterme. Çünkü itiraflar ne diyordu? Türkler barış yanlısı değildir diyordu. Bu bir. İtilaf devletlerine varlığını kabul ettirecek mi? Kabul ettirecek. Hatta doğrudan davet edilmeyi bekliyor. Ve kim davet ediyor? İtalya. Misak-ı Milli'yi burada duyuracak mı? Duyuracak. Bunların hepsini gerçekleştiriyor ve konferanstan sonuç çıkmıyor. İkinci Yunanlı Savaşı'na zemin hazırlıyor. Geldik diğer sorumuza. Buraya dikkat ediyoruz değerli arkadaşlarım. Lozan'ın ilk kısmı Şimdi bazı arkadaşlarım biraz derin istiyorlar konuları. Bu durum itilad devletleriyle ilgili durumlarına ilgilerini kanıtlar niteliktedir. Siz bilin diye bunu paylaştım. Bakın. Lozan Konferansı Mont Benin Gazinosu salonunda 20 Kasım 1922'de toplanmıştır. İtilaf Devletleri Konferansı'nın oturma biçiminden diline, komisyon başkanlarından açılış konuşmasına kadar tüm konularda oluşturulan kurulların başkanlıklarını almışlardı. Ayrıca konferansa Mondros'un ateşkesinden geldiklerini belirterek savaşın galibi olduklarını Türkiye'ye göstermek istemişlerdir. Şimdi bunlar diyor ki biz Mondros'a göre gideceğiz. Ama İsmet Bey ne diyor? İsmet'in İnönü ne diyor biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Diyor ki biz Mondros'tan değil Mudanya'dan geliyoruz. Bu sözü unutmayın. Anlaştık mı? Biz Mondros'tan değil, Mudanya'dan geliyoruz sözünü söyleyen İsmet İnönü'dür. Şimdi bunlar Milli Mücadele'yi yok saymış mı? Yok saymış. Neden tekrardan Mondros'a geri dönüyorlar? Konferansı kendi çıkarları doğrusunda yönlendiriyorlar mı? Yönlendiriyorlar. Dil, komisyon başkanı, tüm konular. İstanbul Hükümeti'nin konferansa getirmek için TBMM'ye baskı uygulamaya çalıştıklarıyla alakalı bir şey yoktur burada değerli arkadaşlarım. Lozan'dan önce zaten Lozan'dan 19 günü önce zaten kaldırılmış saltanat. Cevabımız 1 ile 2. 1 Kasım 1922 yılında kaldırılıyor. Geldik diğer sorumuza. TBMM'de 1923 ile 50 yılları arasında sadece Cumhuriyet Halk Fırkası'nın milletvekillerinin olması aşağıdaki durumlardan hangisini zorlaştırmıştır? İnkılapların yapılması. İnkılapları kendi başına göre yapabilir. Hükümetin kurulmasını kendi başına göre yapabilir. Şimdi bak bunu bırak. Otoritenin sağlanmasını kendi başına kurabilir. Seçimlerin yapılmasını kendi başına yapabilir. Sevgili arkadaşlarım, tek parti varsa denetleme yapamazsın. Tek parti varsa farklı düşünce olmaz. Tek parti varsa her şeyi kendi başına göre yapabilir. Cevabımız C şıkkı. Parti demek hükümetin denetlenmesi demek. Parti demek hükümeti kontrol etme demektir. Devam edelim. Diğer sorumuz Türkiye Devleti'nin makamı Ankara İdaresi şehridir şeklindeki tek maddelik yasa tasarısını 14 arkadaşıyla birlikte TBMM sunarak Ankara'nın başkent seçilmesini sağlayan devlet adamı İsmet İnönü'dür sevgili arkadaşlarım. Ankara'nın başkent olmasını teklif eden kimmiş? İsmet İnönü dikkat ediyoruz. Celal Bayar Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı. Ali Fethi Okyar Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclis başkanı. Fezli Çakmak Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Mareşeli. Abdülhalik Renda Atatürk döneminin son Meclis Başkanı. Cevabımız İsmet İnönü. Sanırım bir günlük bir e, görev yapmışlar değerli arkadaşlarım. Anahtar kelimelere dikkat ediyoruz. Anahtar kelimelere dikkat ediyoruz. Yukarıdaki uygulamaların Atatürk ülkeleriyle eşleştirilmesi aşağıdaki hangisinde doğru olarak görülmüştür. Türk Tarih Kurumu. Ben sizlere ne demiştim değerli arkadaşlarım? Hatırlarsanız eğer Türk, Türkçe, Türkiye kavramlarını gördün mü altına milliyetçilik gelecek. Gitti gitti gitti. 5 yıllık sanayi. Sanayi, kalkınma, birikim, sermaye, gördürme aklına ne gelecek? Devletçilik gelecek. Cevabı ulaştık. Seçme seçilme, ulus iradesi, ulus egemenliği diyorsa aklına cumhuriyetçilik gelecek. Olay bu kadar. Fazla derine inmeye gerek yok. Devam edelim. Burada biraz tarihleri bilmeniz lazım. Aşağıdaki hangisi? Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girmesinden sonra meydana gelen bir girişmedir. Türk-Irak sınırının belirlenmesi Ankara Antlaşması ile oldu 1926. Şimdi... Sevgili arkadaşlarım bu değil. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girmesi 1932'dir. Önce onu açıklayayım sizlere. Balkan Antantı doğru cevap olacaktır. Niye doğru cevap? Ben niye doğru cevap olarak kaldım ki? Bir dakika. 1934 olarak alalım. Ben size tarihleri vereyim. Nüfus mübadelesi 1930. Bu da öncesinde yaşanan bir sorun. Sen bunu hele. Yabancı okullar Lozan'dan sonra çözülen ilk konudur. 1923-24 yılları arası. Duyun Umumiye'nin kaldırılması 1923'tür. Yani Lozan'la kaldırılıyor. Doğru cevap vermişiz değerli arkadaşlarım. İnşallah siz de sınavda atarsanız da tutar. Balkan Antantı. 1934 yılında Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'nın katıldığı faktör değerli arkadaşlarım. Burada sıralamayı bilmeniz lazım Devam edelim. Sorumuz şöyle. Yukarıdakilerden hangileri Atlantik Bildirisi içinde yer almıştır? Hangi devletler bunu oluşturuyor? İngiltere ve ABD. Atlantik Bildirisi'ni siz Wilson ilkeleri gibi düşüneceksiniz. Savaştan sonra toprak kazanılmayacak. Yani yenen devletler yenilenlerden toprak almayacak. Silahsızlandırma esas alınacak. Uluslar kendi kaderlerini tayin hakkına sahip olacak. Biz buna ne diyoruz? Self determination diyoruz değil mi? Cevabımız her üçü olacaktır. Her ulus kendi kaderini belirler. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yumuşama döneminde Türkiye'nin yaşadığı gelişmelerden değildir? Yeni bir anayasa hazırlandı mı? Hazırlandı. Biz buna 1961 anayasası diyoruz. Askeri darbe gerçekleşti. Milli Birliği Komitesi. Yurt dışına işçi gönderildi. Özellikle Almanya'ya çok işçi göçü oldu. Köyden kente göçte... Oo, bunu bırak. Fahri Koru Türk 6. Cumhurbaşkanı seçildi. Cevabımız köyden kente göçlerin azalması olacaktır. Tam tersi değerli arkadaşlarım. Artıyor. Bakın buradan çıkarabilirsiniz. Bazen açıklar arasında bağlantı kurun. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Kültürle kalın. <laughs> Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.